Sayın Genel Başkanım, buram buram, Sayın Kokan Yeşil Rize'mize hoş geldiniz. Şeref verdiniz, size minnettarız. Vakit tamamdır, Rize'yi size teslim edeceğiz. Sayın Başkanım. İşletecek de çay üretilsin, zarar etmeyecek. Çok büyük zarar. İşletsin ama zarar ettirmesin. Başkanım, hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Şeref verdiniz. Eyvallah, eyvallah, sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Kızım, sevginin arkadaşını benim de kızım. Sizin için çok çok çalışıyor. Sağ olun. Sizin evet, kaynaklarınızdan, evet. Bizim de yardımımızdan inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. İnşallah. Vallahi kadınlar dünyayı değiştirecek. Buna inanıyorum. Çay sorumlu. Normalinde fazla çalışacağız. Seçim formalarının üstüne yatacağız biz. Geçmişte çok içimiz acıdı. Evet. İnşallah bu sefer çözeceğiz. Şimdi, beraber çözeceğiz. Beraber. Bakın çocuklarımız yani için, sizin abi, evlatlarınız için, daha güzel bir Türkiye için bunu çözmek zorundayız. Öyle. Kim olduk biz o zaman sektöre? Şu anda evet, 2400 lira. Keyfine göre para ödemesi yapıyor bize. Evet. İki sene sonra devlet fiyatından para ödemiş oluyor. Enflasyonu katarsan yarıdan da aşağı geliyor, bize geliyor ödediği para. Hepsini çözmeye söz veriyorum. Hiç İnşallah. Bana kalırsa 24 saate bu kotayı, kontenjanı çözerim. Hiçbir sorunu yoktur. Evet. Neden, nasıl çözersin? Yaş çayı olarak bütün çayı devlet alacak. Evet. Devlet alacak, özele devlet satacak onu. Aynen. Bir sürü fabrikalar var, kitipler çalışamıyor. Aynen. Bu fabrikalar çalışamıyor, sermayesi yok. Veyahut da çay... Bunun da alternatifleri var. Diyeceksin ona, al kardeşim sen kaç ton çay işliyorsun? Evet. İşle kurusunu ver bana. Böyle bir anlaşma olabilir. Bu anlaşmayı da onu da bankadan kredi, var. Bankadan kredi imkanı ona tanıyabilir. Tabii. Bütün özel sektörün bütün fabrikaları çay işlemiş olur. Ve kota sorunu da böylece ne kadar? 24 saat beni getirin, bana yetki verin. 24 saatte çözeceğim. Kaçak çay çok fazla. Söz veriyorum. İnşallah iktidar olacağız, göreceksiniz. Kaçak çayları Rize Meydanı'nda yakacağım. Rize Meydanı'nda. Sizin emeğinizi birilerine peşkeş çektirmeyeceğiz. Burada çayda uğraşmak, çayı toplamak, emek harcamak, oradan 5-10 kuruş para kazandırmak, kazanmak, evlatlarınıza bakmak, onların okuma harcamalarını karşılamak. Birisi gelecek, kaçak çayı getirecek, dünyanın parasını kazanacak. Sizler buradasınız, üreteceksiniz ve zarar edeceksiniz. Bunu kaldıracağız. Hiç endişe etmeyin. Tamam mı? Siz gelirseniz... Gelirseniz yok mu? Evet. Geleceğiz. Çok ağır olan gübre fiyatlarına ne gibi bir dokunacaksınız? Önemli olan şu, çay üreticisi ektiği, biçtiği, harmanladığı, teslim ettiği çaydan para kazanacak. Evet. Onun fiyatını belirleyeceksin. Evet. Ve bunun fiyatını belirlediğiniz zaman onun zarar etmemesi lazım. Gübre fiyatı arttıysa çayın fiyatını da artıracaksın kardeşim. Aynen, aynen. Gübre fiyatı artıyor, aynen. Senin fiyatın sabit. Aynen. E o zaman zarar ediyor bu. Çok zarar. O nedenle işe önce kardan bakacaksın. Aynen. Üretici bunu ekiyorsa, biçiyorsa, topluyorsa, harmanlıyorsa, götürüp fabrikaya teslim ediyorsa, alın teri döküyorsa bunun önce bir kazanması lazım. Aynen. Makul bir karının olması lazım. Karı olacak ki bir dahaki seneye ekecek. Ha tamam. Bir dahaki seneye de toplayacak. E harcamaları var, karşılayacak. Evladı var, okula gidiyor, onun harcamalarını karşılayacak. Askerde var, düğününü yapacak. Bütün bunların tamamını düşüneceksin. Önemli olan son noktadır. Son noktada çay üreticisi kazanıyor mu, kazanmıyor mu? Kazanıyorsa hiçbir sorun yok. Kazanmıyorsa o zaman yanlış siyaset var ortada. Buradan bunların yaptığı emeği birilerine siz peşkeş çekiyorsunuz demektir. Birilerine veriyorsunuz demektir. Bu gübreci de olabilir, başkası da olabilir ama devletseniz alın teri dökeni kazanması lazım. Ben gübre üreticisi kazanmasın demiyorum. Onu da o da kazanacak.
dolar böyle çıkıyorsa adam batak. O zaman sistemi öyle kuracaksınız ki üreten hiç kimsenin zarar etmediği bir sistem olacak. Çay üreticisi de, fındık üreticisi de, buğday üreticisi de hiç kimse zarar etmeyecek. Herkes kazanacak. Zaten herkes kazanırsa Türkiye zenginleşiyor. Hani derler ya, biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar diye. Herkesin yemeğini yediği, helal yemeğini yediği, helal kazandığı, helal alın teri döktüğü, herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye özlüyoruz biz. Bu Türkiye'yi ayağa kaldırabilir miyiz? Kaldırabiliriz. Nasıl? Beraber kaldıracağız. Kadınların gücüyle kaldıracağız. Bakın bunu söylüyorum. Çünkü en büyük sıkıntıyı yaşayan kadınlardır. Çay toplayanında kadınlar olduğunu biliyorum zaten. Emek harcadığını biliyorum. Özellikle Karadeniz kadınının ne kadar büyük bir fedakarlıkla mücadele ettiğini de farkındayım. Biliyorum bunu da. Çay üreticisi çayını ekiyor mu? Evet. Topluyor mu? Evet. Fidanlar dikiliyor mu? Evet. Bütün bunların hepsi evet. Ve sonunda kazanacak. Bankadan kredi alıyorsa kredinin faiziyle ve krediyi rahat ödeyebileceği bir geliri olacak. Tarım krediden alıyorsa tarım krediye borcunu rahat ödeyebileceği bir geliri olacak. Dükkana, alışverişe, Rize'ye indiği zaman da başı dik inecek aşağıya. Cebinde parası olacak. Alışverişini yapacak, düğününü yapacak. Bütün bunların hepsini sağlanması lazım. Dün de böyleydi. Son 20 yıldır böyle. Eskiden böyle değildi. O zaman ne oldu da birdenbire bu tablo böyle değişti? Devlet neden buradan çekilmeye başladı? Ve neden sizi özel sektöre teslim etti? Bunlar olmaz. Bunların tamamını bizim düzeltmemiz lazım. Düzelteceğiz. Genel Başkan dışarıda. Diyoruz. Bu 1948 senesinde Cumhurbaşkanımız İsmet Paşa'nın 48. Evet. Evet. Buradaki evet. Ziyaretidir. Ondan sonra size nasip oldu. İnşallah bir daha başkan i̇nşallah, ya da başbakan inşallah, olarak inşallah, geliriz. İnşallah. Başbakan, başbakan. İnşallah. İsmet Paşa çaya o tarih, çay tarihinde görülmemiş teşvikler getiriyor. Çay evet, o zaman bir sıçrama yapıyor. Bir de şimdi sizden bekliyor bunu. Yapacağız. Yapacağız. Genel Başkanım, İsmet İnönü'nün bir resmi değil. Bu aynı zamanda o zaman çay ikram edilmiş ve yol verin demesiyle ilk fabrikanın atıldığı fotoğraftır bu. Resmi belgedir. Şöyle diyeyim size, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Rize'de dikili hazır yoktur diyenlere de buradan bir cevap olsun. Değerli arkadaşlarım, Rize deyince akla doğal olarak çay geliyor. Dünya neresine giderseniz gidin, Rize, bir Rizeli ile karşılaştığınızda ortak sorununuz çay olur. Burada da çay sorunu var, üreticilerin sorunları var. Az önce içeride kadın kardeşlerimizle konuştuk. Malum çay toplama konusunda, çay fidanlarının bakımı konusunda en büyük emeği harcayan kişiler Rizeli kadınlar. Onların dertleri var. Fiyatlardan memnun değiller. Bu fiyatların yükseltilmesini istiyorlar. Bizi özel sektöre mahkum etmeyin. Ektiğimiz ürünün, topladığımız ürünün, biçtiğimiz ürünün hakkını almak istiyoruz. Alın terini almak istiyoruz. Emeklerimizin boşa gitmesini istemiyoruz. Bizi mahkum etmeyin. Ve dolayısıyla devlet ürünü alsın. İstiyorsa özel sektöre satsın. Başka bir yere satsın. İhracatını yapsın. Dolayısıyla var olan yapıdan müthiş bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlığın giderilmesi konusunda biz bir kanun teklifi hazırladık. Kanun teklifini parlamentoya verdik. Buradan bütün partilere açık ve net çağrı yapıyorum. Rizeli üreticinin, çay üreticisinin sorununu çözmek istiyorsanız bu kanun teklifini meclisten geçirelim. Beraber geçirelim. Hatta istiyorsanız bu kanun teklifini CHP değil, onlar versinler, biz destekleyelim. Bunun tamamı yapılabilir ve Rize'nin bu sorunu aşılabilir, çözülebilir. Sorular sordular neler yapılacağı konusunda. Söyledik, taban fiyat belirlensin ve taban fiyatının altında bir alım yapılmasın. Özel sektör tarafından da yapılmasın. Çünkü taban fiyat adı üstünde. Taban değil, taban fiyat. Taban fiyat makul bir kârı içeren bir fiyattır. Bu fiyatın altında eğer özel sektöre satmaya mahkum ediliyorsa çay üreticisi, alın teri çalınıyor demektir. Bunun önüne geçmek lazım.
ve dolayısıyla bu konuda biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çaba harcıyoruz. Rizelilerin haklarını savunuyoruz. O üreticilerin haklarını savunuyoruz. Bakın adım gibi biliyorum. Üreticilerin büyük bir kısmı Rize'de, üreticilerin büyük bir kısmı öteden beri iktidar partisine destek veriyor. Ama bakın bugün gelinen noktada onların alın teri birilerine peşkeş çekiliyor. Biz alın terine değer veren bir partiyiz. Emeğe değer veren bir partiyiz. Herkesin kazanmasını, herkesin üretmesini, herkesin alın teri dökmesini ve bunun karşılığında da karşılığını, alın terinin karşılığını almasını isteyen bir partiyiz. Dolayısıyla buradaki soruna el koyduk. Az önce içeride Rizeli kadınlara söz verdim. Kaçak çay Türkiye'de ciddi bir sorundur. Kaçak çayları inşallah iktidar olacağız. Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız. Kaçak çayları yakalayacağım. Rize meydanında yakacağım. Bunu söyledim. Rize meydanında yakacağım. Hiç kimsenin Rizelilerin alın terini çalmasına asla izin vermeyeceğim. Eğer ben haktan söz ettiysem, hukuktan söz ettiysem, adaletten söz ettiysem, 450 kilometre yol yürüdüysem o kaçak çayları yakalayıp Rize meydanında yakmak da benim boynumun borcu olacak. Bravo başkanım. Evet. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi... Teşekkür ederim arkadaşlar. Adetinize geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ama sizden bir söz istiyorum. Bakın size bir fotoğraf verildi mi bilmiyorum. Bir fotoğraf hazırlamışsınız. 73 yıl önce İnönü zamanında çekildi o. Evet, evet. Ben de sizden 2023-2024 Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık hangisi kazanılırsa o dönem içerisinde aynı fotoğrafı çektirme sözü istiyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Devam edin. Eyvallah. Gitmişiz başkanım. Yani biz şu anda ben milli sporcuyum. Avrupa'daki arkadaşlarıma baktığım zaman dünyayı gezerken biz üniversitedeki ev kiramızı nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyorum başkanım. Bizi bu durumdan kurtarabilecek misiniz? Bir değişim istiyoruz başkanım. Artık. Bir, kesinlikle bir değişim olacak ama değişimin dinamosunu gençler oluşturacak. Başkanım biz bütün görevler için hazırız. Istiyor. Değişimi birlikte yapacağız, birlikte mücadele edeceğiz. İki, gerçekten de 19 yıldır, 20 yıldır iktidarda olanlar eğer yurt sorunu hala çözememişlerse onların derhal yolcu edilmesi lazım. Kesinlikle başkanım. Bunu yolcu edeceğiz ve bir yıl içinde, en geç bir yıl içinde hiçbir çocuk Türkiye'nin neresine giderse gitsin acaba yurt sorunun var mı diye bir sorunla karşılaşmayacak. Herkes yurdunda. Annenin babanın gözü de arkada kalmayacak. Sıcak suyu olacak. Soğuk suyu olacak. İkişer, üçer kişilik odalar olacak. Geniş bant internet erişimi olacak. Ve bu bant internet erişimi de bedava olacak. Gençler dünyayla konuşacak. Dünyayla haberleşecek. Dünyadaki bütün olayları rahatlıkla izleyecekler. Size özgürlük alanını vereceğim. Söz veriyorum. Bunu yaparsa da siz yaparsınız başkanım. Çok sağ olun. Teşekkürler. Başkanım. Evet. Dün yağmur yağıyor. Bak bugün güneşten geldi. Bugün güneş, doğru. İnşallah doğru. Sonumuz da böyle güneş. Sonumuz güneş olacak. Hiç merak etmeyin. İnşallah.